tazminatla ilgili adli yargılanma hakkının medeni hak ve yükümlülükler kısmının içerisinde yer alan bir dava. Dolayısıyla yani bu adil yargılanma hakkında ceza hukukuna ya da suç isnadı altında olan kimselere ilişkin haklardan değil. Ama neden faydalanıyor? Medeni hak ve yükümlülüklere. Neden? Çünkü para istiyorsunuz. Avukatlar için çok elverişli. Ne derler avukatlara? Parayı ceza davasında müvekkilden peşin al, yoksa müvekkili yakalayamazsın. Ceza hukukunun bir numaralı kuralı bu. Burada öyle değil. Niye? Çünkü burada bir müdafih var. Dolayısıyla doğrudan konusu para olan bir dava. O yüzden bunu işletmeyi iyi bilirseniz, o zaman kendinize de doğal olarak, çünkü kariyer yanmıyor. Hepimiz biliyoruz kariyer yanmadığını. O yüzden temel bir ihtiyaç karşılıyor. Ama şöyle bir sorun da var tabii. Anayasa Mahkemesi'nin bu özellikle 141'i etkili başvuru yolu halinde aktif bir şekilde getirmesi avukatlara çok büyük bir mesleki yükümlülük yüklüyor. Çünkü avukatlar bu noktada hata yaptıklarında mesleki sorumluluk bakımından doğrudan hedef olabilirler. Çünkü çok net bir şey yani bunu, bu kuralları, bu anlatılanları, hatta bir kısmını da hepimiz anlayamamış da olabiliriz. Çünkü gerçekten ihtiyari hukuk çok hızlı gelişiyor. Çok haklısınız bir karar numarası sormakta. Çünkü yani kararı görmediğiniz zaman anlayabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla böyle temel bir kere sorunlarımız var ve bu şikayet etmekle çözülmüyor. Yani mesela bir de şöyle bir sorun daha var. İnsan hakları mahkemelerinin de bir krizi var. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu krizin içinde. Kaynaklar daralıyor. Dolayısıyla başvuru zorlaşıyor. Şekli şartlar arttırılıyor. Böylelikle olabildiğince başvuruyu daraltmak. Yani biz bu mahkemelere hem erişmek istiyoruz. Yani hem diyorlar ki biz hani mahkemeye erişim hakkı çok önemlidir diyorlar. Ama kendilerine erişmemizde bilinçli olarak bunu zorlaştırıyorlar. Ama yani bundan şikayet ederek bir yere varabilmemiz mümkün değil. Yani şikayet edeceksek bu işi yapmayacağız. Başka bir iş yapmamız gerekiyor. O yüzden yapacağımız şey bizim önümüze koydukları kurallara uymak. Eğer onlar kuralları saptırıyorlarsa o zaman da bunun üzerine bir şekilde gitmek. Burada size göstereceğim en önemli şey bu bir temelde hukuk davası olduğu, tazminat davası olduğu için ispat yükünün davacıya ait olduğu. Dolayısıyla ceza muhakemesinde de aslında ispat yükü davacıya, yani Cumhuriyet Savcısına aittir. Yani ispat yükü yoktur yaklaşımı artık demodel olmuş bir yaklaşım. Dolayısıyla burada da ispat yükünün davacıda olduğunu, o yüzden zararınızı ispat etmeniz gerektiğini görüyoruz. Yargıtay'ın daha önceden zarar kalemi olarak kabul ettiği bir takım şeyleri artık kabul etmekten vazgeçtiğini temelde görüyoruz. Bunun dışında daha önce 466 sayılı bir kanun vardı. Bu kanun sadece tutuklama ve yakalamayı herhalde esas alıyordu. Yazılı muhakeme usulüyle işliyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bunun etkisiz bir hukuki olduğuna emindi ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini söylüyordu. İşte 2005 yılında yeni ceza muhakemesi kanunu yapılırken biz çelişmeli bir muhakeme usulü belirledik. Mesela görüyorsunuz temiz sınırı neye göre belirleniyor? Hukuk yargısının kurallarına göre belirleniyor. Çelişmeli bir muhakeme usulü. Nedir çelişmeli muhakeme? Çekişmeli değil. Çok özenle rica ediyorum. Çekişmeli değil. Hiç alakası yok. Yani aradaki bir ses benzerliği dışında aralarını uzaktan yakın. Yani bir kaktüsse öbürü elma falan yakın. O kadar alakası bir şey. Çelişme şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani çelişme yöntemini belki duymuşsunuz. İşte tez, antitez, sentez. Bu böyle şey gibi, laikliğin ilkokuldaki tanımı gibi. Çünkü hiçbir zaman uygulamaya geçmiyor. Dolayısıyla bir işe yaramıyor. O yüzden daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha sağlam, daha içi tanımı var. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çelişme şudur. Dosyaya giren tüm bilgi ve belgelerden taraflar haberdar olacaktır. Ve buna karşı yorum yapma imkanları korunacaktır. O yüzden MASAP raporunun niteliğinin bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü MASAP raporunu isterseniz siz deve deyin, isterseniz kuş deyin, ben o raporu göreceğim. Çünkü sen benden gizleyerek, delil gizleyerek beni mahkum edemezsin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda boy boy kararları var. Önemli bir kısmı da Rusya'yla ilgili, özellikle devlet sırlarına ilişkin yargılamalar bağlı. Dolayısıyla bir kere burada yani dosyayı bir kere hem ispat külfetiniz olduğu için hem de bunları yükleyeceksiniz ve bir duruşma açma yükümlülüğü getirilmiş. Ceza muhakemesi hukukunda zaten kural olarak duruşmasız bir muhakeme usulü yok idi. Basit yargılama usulü hayatımıza girene kadar. Ama burada duruşma açılıp açılmamasına ilişkin mesele 466 sayılı kanunun da yarattığı sorunlardan bir tanesiydi. Burada duruşma açmanın zorunlu olmasının nedeni şu. Ben manevi zararımı kime anlatacağım? Yani benim avukatım, benim çektiğim manevi zararı mahkemeye anlatabilir mi? Tamam yazabilir ama ben çektiğim sıkıntıyı nasıl anlatacağım? Dolayısıyla bir hakimin karşısına çıkmam gerekiyor. O yüzden de bunun duruşmalı yapılması zorunlu. Tespitten reddiyeli bir usul yok. Hiç yani olacak iş değil o. Dolayısıyla hiç kabul edilebilir diye doğrudan çelişme ilkesini ihlal niteliğindedir. 6. maddeyi gösterirsiniz, ihlal kararını alır
gelirsiniz. Yani hiç tartışacak bir şey yok o bağlamda. Dolayısıyla görüyorsunuz işte tebliğ edecek, beyanları alacak. Yani hep dik dik yapacaklar muhakeme. Zaten muhakeme dediğiniz çelişmenin kendisidir zaten. Yani söyleyeceksin, o bir şey söyleyecek. Birleştirecek mahkeme, bir sonuç çıkartacak, delil koyacaksın ortaya, yorum yapacaksın ve bunun üzerinden ilerleyeceksin. Ve silahların eşitliği dediğimiz şeyde bunları yaparken hiçbir şekilde dezavantajlı durumda kalmayacaksın. Ama bizim bu konumuz adil yargılanma hakkı olmadığı için ben bunlardan çok fazla size bahsetmeyeceğim. Bunun dışında mesela vekalet ücretiyle ilgili şöyle bir karar bulmuştum ben. Mesela diyor ki 12. Ceza Dairesi, davanın ancak tamamen reddi halinde davalı hazine lehine vekalet ücretiyle hükmedilebilir. Dolayısıyla davayı kısmen kazansanız da demek ki bir karşı vekalet ücreti ödemeniz gerekmiyor. Bu çok doğru bir karar. Niye çok doğru? Çünkü bu hak arama özgürlüğüyle ilgili bir şey. Eğer ben herhangi bir dava açtığımda bu davanın vekalet ücreti nedeniyle kaybedeceğim korkusuyla hareket edersem hak arama özgürlüğüm gereği gibi kullanamam. Nitekim karşı vekalet ücreti bağlamında çıkan benzer sonuçlar var. Yani davanın değeri 500 lirayken bazen 1500 lira vekalet ücreti ödemek söz konusu olabiliyor. Bu konuda hassas olduğunuzu biliyorum ama Anayasa Mahkemesi'nde bu konuda verdiğim bir ihlal kararı da bu bağlamda var. Bunu da dikkatinize sunmak isterim. Dolayısıyla bu hak arama özgürlüğüyle çok bağlantılı bir mesele. Yani bir insan pirince giderken eldeki bulgurdan olmamalı doğal olarak. Bu hak arama özgürlüğünün temelinde yer alan bir husus. Bunun dışında sürelerin kesinleşme tarihinden başladığını biliyorsunuz. Dolayısıyla kesinleşme nasıl olur? Ya kanun yoluna gidilmemesiyle kesinleşme gerçekleşir. Ya da bir kanun yolu yoktur. Dolayısıyla karar verildiğinde kesindir. Bunun dışında dikkat çekmek istediğim mesela Resul Darama başvurusu. Bu hangisi? Şimdi bu kararın bizim açımızdan yani çok büyük bir önemi yok ama şunu söylüyor. Ben diyor 141. maddenin etkili iç hukuk yolu olduğunu hem belirliyorum hem de Yargıtay ben bağırsam hallederim aslında. Ben bu üç katı sınıfa her hafta konuşuyorum. Hiç problem değil hocam. Diyor ki Yargıtay'ın içtihatlarını da ben benimsiyorum. Dolayısıyla deminden beri konuştuğumuz bekle bekleme hikayesi var ya, o bekle bekleme hikayesi, bakın 12. Ceza Dairesi'nin bir kararı var. Yargıtay bu kararı atıf ediyor. Esas numarası bu. Fotoğrafını çekmeyi bitirdikten sonra daha ilginizi çekecek bir şey göstereceğim size. Bakın bende böyle bir şey var. Size böyle bir şey yaptım. Şimdi burada o kararı bir tablo haline getirdiğimizde Yargıtay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin neye bekle, neye bekleme dediğini burada görebiliyoruz. Bu ben kararın bütününe katılıyorum. Yani tek tek üzerinde bunların hepsi anlatıldı. Defalarca bu söylendi. Sadece görsel olarak görün diye size göstermek istiyorum bunu. Bu bağlamda dayanaklarını görüyorsunuz kararların. Çünkü şu var. Muhakemenin içerisinde bir takım ara muhakemeler var. Veya ara muhakemelerin dışında bir takım muhakemenin sonucuyla ilgili olmayan bir takım işlemler var. Dolayısıyla bu işlemlerin sonuçlarını beklemeye gerek yok. Ben niye sonsuza kadar bekleyeyim ki? Yani bunun sürmesi için. Eğer bana haklarım hatırlatılmamışsa, haklarımın hatırlatılmaması ileride davayı ancak adil yargılama bağlamında değiştirebilir belki. Mesela avukat yardımına faydalanamadım, onu sonuca bağlayabiliyorsam bir sonuç elde edebilirim. Ama zaten yararlı oysa ver parayı peşin ver bana yani. Ben niye bekleyeyim sonuna kadar? Ama işte bunu bilmezseniz eğer ne olacak? Başvuru süresiyle işte bu yaklaşık 44 kez tekrar edildiği üzere neydi? B, neydi? BT mi? BYT. Dolayısıyla BYT yapılıyor. O yüzden buna özel göstermemiz gerekiyor. Şimdi şu var, Anayasa Mahkemesi'nin haklı bir tarafı var bu bağlamda. Yani hani ben şey demiyorum, Anayasa Mahkemesi ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun demiyorum. Çünkü sonuçta bir İnsan hakları hukuk alanında karar verecek bir mahkeme, belli bir potansiyeli var. Yılda aşağı yukarı 20 bin dosyayı karara bağlayabilen bir mahkeme ve yani Türkiye'deki ihlallerde baya baya bunun üzerinde. Ama tabii bize sürekli böyle yokuşlu yolları göstermesi de her zaman çok böyle iyi olmuyor bu açıdan. Mesela şimdi baktığınızda Türkiye'deki bakalım bu ihlal boyutlarına. Mesela Türkiye'nin en yakıcı sorunu ne sizce ceza mahkemesi hukukunda? Nedir? Nedir? Tutukluluk. Makul sürede yargılama diye var mı? Varsa hemen onu düşeyim. Düştüm. Makul sürede yargılama gitti. Dolayısıyla tekrar bakalım şimdi. Çünkü makul sürede yargılama
önemli bir sorun yani herkes açısından problemli. Ama ihlal kararı aldığınızda sonuç çözülmüyor. Çünkü alıyorsun kararı, dava devam ediyor. Ne yapacaksın yani? Üç kuruş para veriyorlar. Bir işe yaramıyoruz da. O yüzden bunu düştüğümüzde Türkiye'deki gerçek durum bu gibi. Yani baktığınızda ya Türkiye'de bekle tutuklama sorunu yok gibi gözüküyor. Böyle bakarsanız eğer. Neden peki? Niye böyle? Çünkü Anayasa Mahkemesi ne yapıyor? Anayasa Mahkemesi'nin 141 yolunda bizler bilgisizken arka arkaya verdiği kararlar nedeniyle ihlal karar sayısı azalıyor, BYT karar sayısı artıyor, kabul edemez kararların sayısı dolayısıyla artıyor, ihlaller istatistiklerden en azından kayboluyor. Dolayısıyla böyledir. Bunun böyle bir yansıması var. Ama bunun bir de olumlu bir yansıması da var. Bu da her zaman şikayet ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Mesela biz yıllarca Yargıtay'ın yaptığı bir sürü şeyden şikayet ettik. İşte onu yapmıyorlar, bunu yapmıyorlar vesaire diye. Anayasa Mahkemesi de diyor ki bize, bak diyor senin iç hukukta bir yol var. Yani tamam diyor, ben bunu biraz yokuş için kullanıyorum sana ama diyor, yine de var yani diyor. Dolayısıyla sen de bu yolu tüket, bu yolda işlesin diyor. Ve bunu söylemekte de bu bağlamda haklı. O yüzden tekrar bu mesleki sorumluluk meselesine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi burada düşmemeniz gereken çok temel bir tuzak var. Re'sen inceleme tuzağı. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözleşmenin yapısından kaynaklanan bir şey. Mehmet Haberal başvurusunda Anayasa Mahkemesi bize bu tuzaktan birazcık bahsediyor aslında. Re'sen inceleme 5. maddenin güvencesi altında değil. Çünkü 5. madde talep üzerine tutukluluğu düzenliyor. Bu nedenle eğer siz re'sen incelemeye fırsat bırakır ve bundan bir hak türetmeye, bundan dolayı başvuru yapmaya kalkarsanız alacağınız cevap ya konu bakımından yetkisizliği alacaksınız ya da kabul edilemez. Artık hani tam nereye bağlıyorlar bilmiyorum. O sonuçta bir kabul edilemez karar alacağınız bu bağlamda kesin. Bunu engellemenin yolu ne? İşte bireysel başvuru usulü hukuku bilmenin faydası. Yapacağınız şey re'sen incelemeye fırsat bırakmadan tahliye talebinde bulunacaksınız. Bu tahliye talebinin arkasından haklarınızı iddia edeceksiniz. Eğer re'sen incelemeye bağlarsanız diyecek ki Anayasa Mahkemesi kusura bakma re'sen inceleme benim yetkimi konu bakımından yetkim içerisinde değil. Dolayısıyla yapacak bir şey yok diyecek. Sonra şimdi duruşma meselemiz var değil mi? Yani duruşma yapılmadı, duruşma yapılmadı. İşte itiraz istedim, işte tahliye talebi duruşması inceldi, itiraz talebi duruşması inceldi. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından benimsenmiş çok net bir standart var. Diyor ki, öyle her incelemede duruşma yapılmasına gerek yoktur. Çünkü her incelemede duruş, eğer ilk incelemede duruşma yapıldıysa, ama çünkü ona ne diyoruz ki şimdi ilk kez hakimliğine çıkmasına? Habeas corpus. Dolayısıyla yani vücut bende. Bu demek Latince. Eskiden ta Anglo-Sakson hukukundan gelen bir şey bu. Yani şu işe yarıyor, ya adam bende bak, adam tam böyle. Yani öldürmedim, kesmedim, içmedim, kötü muamele yapmadım. Al sana adam, tamam ne yapıyorsan artık sen de hakimsin bunu yap diyor. Buna habeas corpus emrediyor Anglo-Saksonlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu da şey diye kullanıyor. Habeas corpus muhakemesi diye kullanıyor. 5-4. Dolayısıyla biz de böyle söylememizde bir sakınca yok. Habeas corpus muhakemesi ilk kez hakim önüne çıktınız, hakim sizi tutukladı. Her itirazınızın duruşmada yapılması şart değil. Bunun yani iç hukukta bu düzenlenmiş olsa da bu şart değil. En azından uluslararası standart bağlamında bunu söylüyorum. Fakat diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesi, eğer diyor sen bana duruşma yapılması için gerekli nedenleri gösterirsen, o zaman diyor ben sana bundan dolayı bir ihlal doğurabilirim. O yüzden Adem Serkan Gündoğdu bağlamında duruşma açılması gerektiğinde özel bir durumun var olduğu veya bu bağlamda yeni bir hususun ortaya çıktığı ileri sürülmemiştir. Yani duruşma açıp incelememi gerektiren bir şey yoktur. O nedenle ben burada hakim önüne bir süre senin çıkmamış olmanda bir ihlal bulmadım. Yazılı olarak da inceleyebilirler diyor. Ama Kolemenski Rusça kararında diyor ki adam, ben diyor hastalım hastasıyım. Ya bunlar koğuşta sigara içiyorlar. Ben öleceğim burada. Ya bir zahmet beni duruşmaya çıkar. Yani bir şey yap, beni tahliye et. Serbest bırak ya da Rusya'da ona ne diyorlarsa. Bunu yap diyor. Dolayısıyla mahkeme diyor ki evet diyor sen haklısın. Çünkü senin artık duruşmaya çıkmanı gerektiren bir takım nedenler var. Aynısı şu da olabilir. Mesela burada görebilirsiniz. Bu bir takım hususlar ortaya çıktı bu mahkemede. Yenilendi şeyler. Yani yeni delil girdi, belki bir beyanı girdi. Dolayısıyla bunlar hakkında kişi ben buna karşı beyanda bulunmak istiyorum diyor. Tabii sizin hayatınızda ben bundan hiç olmadığını biliyorum. Yani hani bana lütfen uzaydan gelmişim gibi ya adamdı bu da işte kitaplarda okuyor diye muhabbet. Ben bundan olmadığını biliyorum. Ama bunların olmuyor olması sizin bunlara alışmanız gerektirmiyor. Siz bunlara alıştığınız zaman hiçbir şey düzeltmez. O yüzden lütfen bir de genç meslektaşlarımı koruyacağım, öğrencilerimi koruyacağım bir de. Lütfen biz uygulamada öyle yapmıyoruz. Biz zaten şu yıllarda şöyle yapıyoruz şeklindeki bu klişelerinizi de bir kenara bırakalım. O yüzden lütfen bunlara uyum sağlamaya çalışalım. Çünkü bakın onlarla bir yere varamadık gördünüz. Bir de bizimkini deneyelim olur mu?
kullanılacak işe yarar diye düşünüyor. Garibolu Türkiye çok üzerinde duruldu bunun. Bu arada bu davanın çok bombastik bir tarafı var. 10 yılda karara bağlanmış. 750 euro para veriyor. Kendisi makul sürede yargılanma hakkını alenen ihlal ediyor. Dolayısıyla bence en komik tarafı o. Ama burada bir şeyler söylüyor. Bakın diyor ki, ben daha önce diyor, bazı başvurularda diyor değerlendirdim bu hakimin çıkma meselesini. Erişen Türkiye'de diyor 4 ay, pardon. Başkasında 2 ay çıkmamasında ihlal kararı verdim diyor. Yine işte Seki Türkiye'de baktım 7,5 ay. Kara Osmanoğlu Özden de yaklaşık 6 ay hakim önüne çıkmamasına ihlal verdim diyor. Bir takım standartlar koyuyor ama lütfen yani bu şeyi bırakmamız gerekiyor. Yani şimdi süre 2 ay 59, 60 tamam hadi gidiyor. Öyle bir şey yok. Yani ortaya koyarsanız yeni delil girdiğini 2 gün sonra yeniden duruşma olabilirsiniz. Önemli olan ama bu çabayı bu bağlamda sarf edebiliyor olmak. Şimdi geleceğim artık, ne kadar zamanım var? Var da. Var, iyi güzel. O zaman şimdi asıl size anlatmak daha hoşlanacağım şeyi anlatacağım. Çünkü şimdi akademisyenden beklenen şey ne? Bir işte herkes gibi beraber işte bilgi yorumu falan. Ama bir yandan da bizim olmayan şeyler hakkında da herhalde biraz fikir yürütmemiz gerekiyor. Yani tamam bu olmuyor ama bunu nasıl yaparız? Hani bunların hepsinin çok doğru olması gerekmez. Havada uçuşması gerekir, bazen uçuk olabilir ama sonuçta bir noktada bir ufuk açabileceği için şimdi ben size bu bağlamı anlatacağım. Dolayısıyla başlıktan safıyorum şu dakika itibariyle. Şimdi üçlü test diye bir şey var. Duymuşsunuzdur inşallah. Duymadıysanız da duymanız lazım. Çok önemli. Üçlü test Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kişi hak ve özgürlükleri bağlamında ihlalleri değerlendirirken kullandığı bir mekanizma. Bir soruyor, müdahale var mı? Herhalde var ki geldik, geç onu. Sonra müdahalenin kanuni dayanağı var mı? Muz Cumhuriyetleri dışında her genellikle kanuni dayanağı olan müdahalelerle karşılaşıyoruz. Müdahale meşru bir sebebe dayanıyor mu? Ve en önemlisi demokratik bir toplumda böyle bir müdahale gerekli mi ve orantılı mı? En temel meselemiz bu. Şimdi bakıyoruz, özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi isteme hakkı bağlamında bakıyoruz. Aydemir Türkiye başvurusu. Bu başvuru bizim için çok önemli bir başvuru. Kısaca anlatayım size ne olduğunu. Burada bir cezaevinden bir firar vakası oluyor. Firar vakasının üzerine polisli gidiyor çevredeki 49 tane bir paldır küldür arama kararıyla ama giriyor arıyor. Diyor ki işte ben diyor hepiniz çünkü diyor tünel olduğundan ben şüpheleniyorum. Şimdi diyor teker teker hepinizin evlerini arayacağım diyor. Arıyor. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tamam diyor çok güzel diyor senin elinde arama kararı var. Dolayısıyla müdahale kanuni dayanağa sahip. Meşhur bir sebebe dayanıyor mu? Hadi dayanıyor ama diyor sen bir kere bu kişiler hakkında bir ceza soruşturması veya kovuşturması yok. Öyle canın istediği adamın evini arayamazsın. Öyle bizde mesela getirmedim size ama mesela bu şey döneminde yani suç ceza hakimliklerinin böyle yeni kurulduğu ve bu iktidar mücadelesi böyle korokor gittiği dönemlerde mesela şöyle kararlar çıkıyordu mesela. Ankara'nın Çankaya, Altındağ, Mamak sayıyor bütün Ankara, Beypazarı hariç bütün Ankara. İşte 30 gün boyunca, bir de maşallah, yani elinde korkak alıştırmamış, işte kişilerin üstlerinin bilmem nelerin aranmasına falan, böyle arama kararı olmaz. Arama kararı, bir kişi arıyorsan sen eğer, ne aradığını bilirsin. Mesela meşhur bir hikaye var, bilmiyorum hiç duydunuz mu herhalde, Ümit Hoca'nın başına gelmiş bu, Ümit Koca Sakalı zamanında. Bir yerden bir yere seyahat ediyorlar, ondan sonra işte arabayı jandarma durduruyor. Bu da şey, CMK'nın yeni yürürlüğe girdiği dönem çok heyecanlılar böyle işte arama kararı vesaire. Polis durduruyor, jandarma durduruyor bunları, diyor ki işte biz sizin arabanızı arayacağız. Var mı arama kararınız diyor. Gidiyor çocuk soruyor, komutanım var mı arama kararınız diyor. O gidiyor telsize bağlanıyor, var mı arama kararınız diyor. Neyse kararı buluyorlar, getiriyorlar. Bunlar normalde binek aracıyla seyahat ediyorlar. Arama kararı şu şekilde. Diyor ki işte ilçemiz çevresinde işte büyükbaş hayvan kaçakçılığı yapıldığı. Dolayısıyla bu sebeple işte arabaların aranması. Yani sen 1,5 tonluk bir ineği bir sedanın bagajına sığdırabileceğini düşünüyorsun. Dolayısıyla bundan dolayı arıyorsun. O zaman ben geçeceğim minibüsle ara. Ya da işte ne arayacaksan onu ara. Yani dolayısıyla bunların hepsini denetletebiliyor olmamız gerekiyor. Tabii arama kararı niteliği itibariyle sürpriz kararlarda. Yani ilk anda itiraz edemezsiniz. Genellikle el koymayla birlikte itiraz edebilmek mümkün. Ama bunu hukuken el koyma sırasında denetletip ya bu arama kararı zaten hukuka aykırı aldığında bana geri ver diyebilmek bu bağlamda mümkün. Dolayısıyla dönüyorum tekrar bu meseleye. Burada bakan işte diyor ki hiçbir sınırlama yer vermemişsin. Neyin arandığı konusunda hiçbir bilgi yok burada diyor. Bu ne biçim arama kararı diyor. Ondan sonra da diyor ki hatta diyor bir de diyor
senin kanununda diyor arama tanığı diye bir şey var diyor. İki tane tanığın bulunması lazım diyor. Sen onlarda bulundurmamışsın orada, arama tanıklarına yer vermemişsin diyor. Şimdi Yargıtay yıllarca dedi ki efendim bu şekilde bir husus, böyle tutanak tanığı bunlar falan filan. Tutanak tanığı dediğin şey, benim evime herhangi bir şeyin benden habersiz olarak yerleştirilmediğini ispat etmek için yaratılmış bir mekanizma. O kadar önemli benim için. Senin için hiçbir önemi yok. Çünkü sen nereye yerleştirirsen zaten bir sorun da yok zaten. Elinde aradığın gibi bulursun. Gördük YouTube'a yazın. Elinde aradığı gibi koymak diye böyle koyuyor seni. Böyle, aa burada diyor bak bir şey var diyor. Çıkıyor. Elinde koyduğu gibi bulmak diyor. Onu diyor zaten. Neyse. Dolayısıyla diyor ki ihlal. İhlali verdim. Ne önemi var bunun bizim için? Çünkü bu neyi tetikliyor? Bizim Yaşar Yılmaz kararı. Anayasa Mahkemesi'ne de eser başvuruda. Anayasa Mahkemesi diyor ki, böyle uyduruk malzemeler bulmuşlar böyle, kaçak avlanmış bu adam. Ondan sonra diyor ki, kusura bakma diyor, sen arama tanığı bulundurmamışsın, dolayısıyla bu deliller hukuka aykırıdır diyor. Elde ettiğin deliller, bu çok önemli bizim açımızdan. Çünkü şu var, hukuka aykırı deliller konusunda çok şikayetçi olduğunuzu biliyorum. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nden çok bir şey elde edemezsiniz. Çünkü sözleşmede deliller konusunda özel bir düzenleme yok. Olmadığı için de ancak diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eğer diyor elde edildiği ileri sürülen bir delil, sözleşmede var olan herhangi bir maddi hakkı da ihlal ediyorsa, işte benim şu anda özel hayatımın gizliliği ihlal edildi, siz paldır küldür girdiğiniz için benim evime, o zaman ben buna bakarım diyor. Şansınız işte bu zaman, bu durumlarda belki olabilir, bir tane telekomünikasyonla ilgili örnek göstereceğim en sonunda. Mülkiyet hakkı bağlamında Hikmet Gıda Sanayi Ticaret AŞ'e başvurusu, Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu, çok yeni tarihli. Bir el koyma bu. Adamın kamyonuna el koymuşlar, yağmurda bırakmışlar, kamyon çürümüş. Bak, kararı okuyorum. Diyor ki, 12. Ceza Dairesi, pardon, Yerel Mahkeme diyor ki burada, ya diyor sen diyor bakın şurada bozma kararında davanın reddi gerekçesi olarak başvurucunun göçmen kaçakçılığı suçunun hakkında dava açılan sanıklara tazminat davası açabileceği gerekçe gösterilmiştir diyor. Sen benim kamyonuma el koyacaksın, gereği gibi bakmayacaksın, benim kamyonum paslanacak, bilmem ne olacak, beter olacak, ben de kullanamaz hale geleceğim. Senin yüzünden oldu diyeceğim, git canım adama sor diyeceksin bana şimdi. Bu olacak iş değil. Anayasa Mahkemesi diyor ki bu olacak iş değil. Burada diyor davanın, dava açma süresi bakımından Anayasa Mahkemesi'nde bu geçmiş başarılı bir başvuru. Ne zaman açmışlar davayı? El koyulan malın iade edildiği günden itibaren 3 ay içerisinde açmışlar. Dolayısıyla ölçütlerimizden bir tanesi bu olabilir. Peki şimdi bir sorunumuz daha var. Diğer koruma tedbirlerinden doğan zararları ne yapacağız? Yani bunlar kanunda yazmıyor. Sayın Başkan ifade etti ki bence çok önemli. Yurt dışına çıkış yasağı ile ilgili tazminat verildiğini söyledi. Adli kontrol bağlamında tazminat verilebildiğini söyledi. Dolayısıyla bir kere şu yanılgıya asla düşmeyin. Burada kıyas yasağı falan olmaz. Bir kere konu ceza muhakemesiyle ilgili, tazminatla ilgili bir şey. O yüzden bir kıyas yasağı meselesi yok. O yüzden orada yazmayan sebeplerden dolayı da dava açılabilir. Zaten ne diyor bakın? Birinci fıkrada yazan haller yani o saydığı haller dışında da bu haksız fiillerden, bunlardan davalar devlet aleyhine açılabilir diyor. Yalnız küçük bir sorun var. Nereye açacağımı söylemiyorum. Şimdi nereye açacağımı söylememesi tabii etkili bir başvuru yolunun yokluğu bağlamında bence tartışılmaya çok müstehak bir mesele. Ama eğer Yargıtay böyle yorumlarsa veya işte istinaf mahkemeleri böyle yorumlarlarsa o zaman bu sorunu biraz çözebiliriz. Çünkü o zaman etkili bir başvuru yolunun yokluğundan söz edemeyiz. Kanunda yazmıyorsa onlar gereğini yapıyorlar diyebiliriz. Veya bir gün Anayasa Mahkemesi bir karar verebilir. 3-4 ay önce göçmen kaçak şeyle ilgili hem göç idaresini hem yasama organını hem de mahkemeyi hedef alan böyle üçlü bir karar yayınladı mahkeme. Yani bu mahkeme böyle emirler de yayınlıyor. Yani emir diyemem yasama organı için ne olmuş olmaz. Ama diyor ki yani bak diyor böyle kanunda bir eksiklik var. Senin kanundaki eksiklikten dolayı bu hakikatler oluyor. Bak şunu da düzelt. 50 bin daha başvuru var elinde. Hadi biraz çabuk yapalım şu işi çözelim diyor. Açık açık böyle yazıyor. Sonra mesela kayyum atanması, çok güncel sorunlarımızdan bir tanesi. Bununla ilgili Hamdi Akın İpek başvurusu var, Koza Holding'in sahibi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kişi hakkında işte el konulduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi bu değerlendirme, burada ihlal bulmadı Anayasa Mahkemesi. Ölçüsüz olduğunu söyleyemem yapılan şeylerin diyor. Yani bizim şu anda konumuz karar verdi, doğru mu verdi, yanlış mı verdi, işte niye öyle yaptı, işte adam özel mi davrandı falan bu değil bizim konumuz. Dolayısıyla burada yapılan temel mesele, yalnız şöyle bir çıkarım var Anayasa Mahkemesi'nin, bence hiç iyi bir fikir değil böyle söylemek bunu.
Bakın diyor ki, anayasa mülkiyet hakkında ilişkin anayasa 35. maddesinde sınırlamaya yer verilmemiştir. Kuvvetli suç şüphesi bağlamında ama işte tutuklama bağlamında şey yapıyorum. Bu adam hem tutuklu hem de mallarına kayyum atadım. Ama ben tutukluluk bağlamında değerlendireceğim. Ama bir yandan da ekonomi bağlamında aynı düzeyde değerlendiriyorum. İkisi farklı esaslara tabi diyor. Ama yine de yani anayasa onun için yazmıyor, bunun için yazıyor. Ben bundan yola çıkarım demek bana bu açıdan çok makul gelmiyor bu bağlamda. Çünkü zaten kendisi de söylüyor aslında sonra. Diyor ki yani tabii diyor bunu diyor öngörülemez bir şekilde uygulayamazsın. Yani çünkü kanunda bir takım güvenceler var. Bunları uygulaman lazım diyor. Mülkiyet hakkı anayasada böyle düzenleniyor. Özel hayatta saygı gösterilmesini isteme hakkı İrfan Güzel Türkiye. Telefon dinleme ile ilgili çok temel bir mesele bu. Çok karışık bir karar bu. Çünkü içerisinde hem adil yargılanma ihlal iddiası var, reddetmiş. Özel hayatın ihlal iddiası var, reddetmiş. Özel hayatta etkili başvuru yolunun iddiasını birlikte kabul etmiş. Yani diyor ki tek başına özel hayatın ihlali yoktur ama etkili başvuru yolu olmadığından burada bir ihlal vardır. Ne diyor bize mahkeme burada temel olarak? Bu adamın telefonlarını dinlemişler. Biliyorsunuz nasıl yapıyorlar? Uygulamada bir önce telefon dinleme kararı çıkartıyorlar. Ondan sonra o karar üzerinden dinlemeye takılan başka kişiler oluyor. Bu kişilerin telefonlarını da o karar üzerinden dinlemeye başlıyorlar. Biz de buna isyan ediyoruz. Diyoruz ki ya tamam bak bir kere takıldım tesadüfen dinlemeye. Git benim için yeni bir karar çıkart diyoruz. Burada kararlar yok piyasada. Yani kararları sunamamışlar. Çünkü yok büyük ihtimalle kararlar. Dolayısıyla diyor, sen diyor adama diyor karar sunmamışsın bu bir. Tamam bir işlem yapılırken sunamazsın gizli koruma tedbiri. Ama diyor sonrasında bunu denetleyecek etkili bir başvuru yolu olmalı. O da yok. Çünkü tamam ben bildiriyorum sana. İşte telefonun dinlenmiştir şu kadar süre boyunca. Ki bunu her zaman da yapamayabilirsin. Hani bazen tedbirler yüz sürdüğü için problem olabilir falan diyor ama sonuç olarak burada vardığı temel nokta burada bir etkili başvuru yolunun yokluğundan bahsediyor. Dolayısıyla özel hayatın gizliliği ve etkili başvuru yolunun ihlali bağlamında bir ihlal kararı veriyor. Bu bence son derece önemli bir karar. Niye önemli? Çünkü mahkemenin bakışını gösteriyor. Yani mahkeme, çünkü şimdi adli kontrolü atlayacağız. Adli kontrolü bu akıl yürütme işe yaramayacak. Çünkü adli kontrol her an itiraz edilebilen bir karar. Ama bu haberin yok. İtiraz edemiyorsun ve kararın dayanağını sorgulayamıyorsun. Ama tabii bu başvurucuya bir fayda sonuçta sağlamıyor. İşte tazminat var toplam yazmamışım diye. Neyse bir tazminata hükmediyor sonuçta. Ama adil yargılanma hakkın ihlal edilmemiştir. Çünkü sen bunlara karşı çıkabildin diyor. Bu bence son derece problemli bir yaklaşım. Anayasa Mahkemesi'nin görece biraz daha iyi olmakla beraber yani bu deliller konusunda çok bir şey beklemememiz gerekiyor. Yani delillere ilişkin kavganızı sahada vermezseniz bu mahkemelerden alabileceğiniz fazla bir şey yok. Çünkü özel hayatın ihlal edildiği, gizli ihlal edildiği arsan 10 bin lira mahkumiyet hükmünde kaldı. Kusura bakma adil yargılanma ihlal edilmedi. Çünkü sen bunlara karşı koyabildin diyor. Ben tepiniyorum ya kanunda çeşitli düzenlemeler var. Bunlara aykırı olarak almışlar. Kusura bakma sözleşmeli anayasa bana bundan daha fazlası vermiyor. Olsa dükkan senin diyor kapatıyor. Böyle bir durum var. Sonuna geldim. Seyahat özgürlüğü, batak burası. Asla girmemeniz gereken bir mesele bu. Çünkü bir kere işte anlatıldı zaten. Yani ki bir kere 1994 yılında imzaladık biz. Fakat bir türlü defo edemedik. Kaldı elimizde seyahat özgürlüğü. Gerçi çok seviniyorlardır en son çünkü seyahat özgürlüğünü komple kaldırdık bir ara biliyorsunuz. O yüzden o yani iyi olmuş yani en azından son bir veya çünkü hep biz ödeyeceğiz biliyorsunuz onların tazminatlarını. Neyse. Bir kere burada 12. Ceza Dairesi'nin iki tane birbirine tezat kararı var. Burada diyor ki 12. Ceza Dairesi, az önce de söylendi bu, adli kontrolün ölçüsüz uygulanmasından dolayı yurt dışına çıkış yasağı bağlamında tazminat verebilirsin diyor. Ben bu kararı gördüğümde çok sevinmiştim. Sonra hemen hevesim kursağımda kaldı çünkü hemen 2 yıl sonra tam tersi geliyor. Tabii şunu da tekrar söylemek gerekir, bu mahkemeler içtihat değiştirirlerken bize birazcık gerekçe verirlerse biz de gerekçeli karar hakkı bakımından birazcık tatmin olabiliriz. Çünkü yani bugün öyle, yarın böyle, şimdi 2015'te böyle, tek yıllarda böyle, çift yıllarda böyle, bu böyle olmuyor pek. O yüzden yani niye sen karar değiştirdin, niye yaptın ya, benim bunu bir anlayabiliyor olmam lazım. Sen burada da diyor ki tazminat alamazsın diyor. Çünkü işte isabetsiz görmedim diyor. Belki tabii şey de olabilir yani maddi şartlarıyla da ilgili olabilir ama ben az önce hani yerleşik olabilir dendi ama ben bunun yerleşik olduğundan çok emin değilim yine de ama hakim hanım daha iyi bilir yani ben iştahat konusunda hiç kimse. O çok iyi çıkardı. Öyle mi? Peki sonra değişti değil mi? Dolayısıyla tekrar eski haline geri döndü yani adli kontrolden tazminat alamazsın. Yok hayır alabiliyorsun. Aslında. Öyle mi? Ha, tamam o zaman ben bu belki ben şey... Ama oradaki şimdi adli kontrolün tazminatta hani beraat kararlarında biz hiçbir şeye bakmıyoruz.
antikontrolde tazminatın olup olmadığını denetlememiz için işte antikontrol süresi veya diyelim her günümüz ait yükümlülüğü yüklemiş. O çok anlaşılır. Yani ağır şekilde olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Hayır, evet. Biraz daha sınırlamış mı yoksun da mı? Yoksun da yakalamış mı? Evet. Yani detayı iştahı da zaten yani tazminat alabilirsin dediği iştahında da 4 yıllık bir süre vardı. 4 yıl boyunca yaklaşık adli kontrol tedbiri uygulanıyor. 3 yıl içinde şey içinde yapmış mesela. 3 yıl içinde. 3 yıl 18 gün mü yapmış? 3 yıl içinde ama 92 günü kabul etmemiş. Yani diyor 92 gün makul bir süre diyor adli kontrol uygulamasına. Ve haftada bir gün imzaya yaptığında makul diyor yani. Dolayısıyla sonuçta ne alırsanız Yargıtay'dan alabilirsiniz sonuç olarak. Böyle Adliye Mahkemesi de alabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne size seyahat özgürlüğü konusunda zındık yok şimdilik. Ama bir gün olur da biz o protokolü kabul edersek işte bir şeyler olursa o zaman belki olabilir. Son bir şey daha, bunu aşmayı deneyenler var bu arada. Mesela Angela Jane Kilkeni bunu denemiş bireysel başvuru bağlamında. Benim çocuğum yurt dışında oturuyor, o yüzden seyahat özgürlüğü beni ihlal dedi. Gidemiyorum çocuğun yanından, kaldım burada diyor. Kusura bakma, konu bakımından yetkisizlik. Çünkü sözleşmeyle Avrupa İnsan Hakları Anayasa'nın birbiriyle işte çifte kalmış dendi az önce. Dolayısıyla çifte kalmış olması gerekiyor bu bağlamda. Bir deneme daha var. O da yani genel kurul kararı Hülya Kar başvurusu da. Hülya Kar başvurusunda da ben şimdi çok teknik olarak akıllıca bir başvuru ama yani başarısız olmaya da mahkum bir yandan. Diyor ki, ben diyor toplantı gösteri yürüyüşü yaparken gözaltına alındım. Ben diyor seyahat özgürlüğüm ihlal edildi ama bununla bağlantı olarak ifade özgürlüğüm de ihlal edildi diyor. Niye? Çünkü ifade özgürlüğüne çıkacak o kapsamda olduğu için. Fakat ne yazık ki bundan da bir sonuç elde etmesi mümkün olmaz. Bir de şu var yani sadece 8 gün altında kontrol altında kaldım diye ifade özgürlüğüne yani buna bağlı diye yani çünkü ifade özgürlüğü gösteri sırasında kullanmıştı zaten imza atmazsan ifade özgürlüğünü engellemiyor. İşte bunu bulabilmişler, şanslarını denemişler. Sağ olsunlar bir genel bir karar çıkarttılar. Anayasa Mahkemesi birazcık daha tartıştılar ama başarısız oldu bu bağlamda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Soru varsa alacağız. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi soruları alabiliriz. Yani sorunuzu sorarken kime yönelttiğinizi de söylerseniz mutlu olur. İlk siz sormuştunuz. Buyurun. Söz vermiştim. Buyurun. Merhabalar. Senden de sormuştum. Tamam. Teknik bir soru. Tamam. Şimdi tazminat hukukuna tabi esas evet. Olarak biz hukuk mahkemelerinde mesela kısmi açıp davayı bir kişi raporuyla ıslah edip ona göre sonuca bağlı da ceza mahkemeleri de genel olarak. Tazminat davalarında ıslah mümkün fakat hüküm verilinceye kadar mümkün. Hayır, şöyle. Onu sözde yapabilirsiniz. Ancak bu yazılı yapıldığında davalı hazinetleri verilmesi gerekiyor. Sözlü olduğunda da hani ıslah edildiğinin yani eğer davalı hazine vekili duruşmadaysa mümkün. Hayır, devamı aslında şöyle, ıslah edilmediğinde hukuk mahkemelerinde ve açılan kısmıyla karar verildiğinde biz mesela ek dava açabiliyoruz. Bilirkişi raporunda verilen miktarın kalan kısmı için. Ceza, ağır cezadaki benzer bir uygulamayı hiç karşılaştık mı? Yani davacı ıslah etmemiş mesela. Ama süreye kaçırıyorsunuz. Yani her çünkü haklarınızı saklı tutmanız gerekiyor. Yani bir yıl içerisinde açılırsa ek dava kalan kısmıyla ilgili talep dinlenebilir mi? Bununla ilgili hiçbir örnekle karşılaşmadık. Yani bile. Biz ıslah geldi, ıslahı kabul ediyor. Yani yargıtaca kabul ediyor zaten. Ama tazminat haklarınızı saklı tutmanız lazım. Yani saklı tutmadan... Yok saklı tutuyor ama ıslah şimdi, yapmıyor. Şimdi ıslahı bile hüküm verilinceye kadar kabul eden bir sistemde o zaman kabul etmemesi lazım. Hani anlatabiliyor muyum? Tazminat hukukunda zaman... Hayır şöyle diyelim, siz 1000 liralık tazminat davası açtınız, bir kişi 2000 dedi. Siz bu 2000'de gördüğünüz halde ıslah etmediniz. Ve mahkeme 1000 liraya hükmetti. Evet. Bunu tekrar açmanız mümkün değil bence. Bir yıl içerisinde açılırsa sayın hakim, bir yıl içerisinde açılırsa bir zaman açılmaya da engel olmadığını düşünüyoruz. Ama şey ıslah şey diyor yani diyor ki yani ıslah diyor hüküm verilinceye kadar yapılabiliyor diyor. Islah yapmıyoruz, ek dava açıyoruz. Bence şey genel bize hiç gelmedi. Mahkemelerinde açılıyor çünkü. Ha, bize hiç gelmedi ama yine de fazla şey fazla işin hakları saklı tutulması gerekir bence. Sen gelecek çünkü. Tamam. O zaman iş yapmamalı.
Boyan zaman aşımı değil, dava açma süresi. Evet. Dikkat edin, hak düşürücü süresi. Zaman aşımı yani değil. Yani her şeye zaman aşımı diyemeyiz. O bir dava açma süresi. Tamam, yani. O bir yıllık herhalde... Anladım, ben soruyorum. Hayır, ben değilim, ben kavramıyorum. Hukuk mahkemelerinde süre içerisinde ek dava açıp ıslah edilmeyen şeyi talep edebiliyoruz. Bu da tazminat hukukuna göre yürüyen bir dava olduğu için o hak düşürücü süre içerisinde açılabileceği düşüncesindeyiz ama hiç örnek bir hiç örnek yok. Gelmedi bugüne kadar. Gelince hatası güzellendireceğiz. Ama şey süreyi kaçırmış olabilirsiniz yani. Şerban ve İhsaslı Bey durumunda bırakmayacak sorular sorarsak daha iyi olur gibi. Buyurun. Nihat Bey galiba. Evet, teşekkür ederim Nihat Hanım. Her panelistimize biraz küçük sorum olacak. Şimdi ben Şerban Hanım'la başlayayım aslında. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu manevi tazminatı nasıl belirleyeceğiz? Bunu kimse çözememiş şey, diye kadar. Onu açıklayayım. Bir küçük bahisten sonra, aslında maddi tazminatı da biz çok iyi çözmüş değiliz. Örneğin, asgari ücrete göre, o anki çalışmayan kişiler asgari ücrete göre. Bu çok yanlış bir şey. Potansiyel çalışma imkanını veya kişinin kabiliyetini, kişinin piyasa yeteneğini veya kendisine yapmış olduğu yatırımı devre dışı bırakan bir şey. Çok kötü, ilkel bir karar. Ama manevi tazminatta şu husus var. Şimdi bana göre hiçbir miktar bir kişinin haksız yere tutuklanmasını ve o tutukluluk süresince, gözaltı süresince mutlak insani yararlanımlarının hiçbirinin sunulmasının karşılığı olamaz. Fakat biz bunu hep beylik cümle olarak kullanırız. Gerçekte onun hakkını vermek çok farklı. Bir kişi, bir hanımefendi fahiş bir adli hatayla polisin o anki keyfiliği, savcının o anki özensizliği, başka kelimeler seçmek istemiyorum, ile 28 gün fabrikadan bozma bir yerde gözaltında. Sıcak, leş gibi hava, güneş yüzü görülmüyor, açık tuvalet, su yok. Şimdi böyle bir ortamda 28 gün tutuluyorsunuz. Sonra bir de 6 ay, 8 ay tutuklu bırakılıyorsunuz. Bu süre içerisinde kitap alıp verme, mektuplaşma veyahut itiraz ettiğiniz şeylerin infaz hakimliğinden aynen dalga geçilerek geri gönderilmesi. Bütün bunların sonucunda dava açıyorsunuz. Birkaç yüz lira manevi tazminat, 1-2 bin lira maddi tazminat. Biri diyor ki kadın sen çalışmıyorsun. Şimdi kadında psikolojik travma oluşmuş. Ne bekliyoruz biz? Şey mi yapacağız yani Nevzat Alkan'dan psikiyatrik rapor mu alacağız? Yahut efendime söyleyeyim, çocuk annesini kaybetme korkusuyla okula bile giremiyor. Şimdi biz bunlarda insani yaklaşmak durumundayız, empati yapmak durumundayız. Velev ki sizin başınıza geldi. Bence burada en adil çözüm kişinin hissettiği kadar onu tazmin etmektir. Daha ötesi, bence reformist Adalet Bakanımız gelip özür dileyerek o tazminatı vermeli. Veya o işlemi yapan hakim hanım, hakim bey ya da o talepte bulunan savcı eğitim alınmalı. Kürsüde veya şeyde devam edememeli. Ben parayla ilgili değil de diğer açıdan daha insani yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun ekonomik boyutu da var. O kriterleri sizden talep ediyorum. Birincisi bu. Sonra kıymetli meslektaşıma depo etme ile ilgili İstanbul'dan gelen meslektaşımıza bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu depo meselesi seyahat özgürlüğünde evet ciddi bir sorun. Fakat şu hüküm bize bir kapı açma olanağı sunamaz mı? Bizim hukuk uygulayıcılarımız ama avukatlardan bahsetmiyorum. Hakim, savcı ve bir miktarda akademisyen uygulayıcılarımız hep amayla yaşar. İşi yokuşa sürmek için mutlaka bir kılıf bulur. Şu an bizim Anayasa Mahkememizde de var. Ahim'de de var. Örneğin değerli kardeşim Fahri Gökçen Bey dedi ki iç hukukunuzda olsa bile. Halbuki iç hukukunuza aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi atıfta bulunuyor. Diyor ki açık kanun hükmüyle güvence getirdiysen o hakta ilişkin
Ben onu önce ederim diyor. Bizde de maşallah her şey anayasamızda, kanunumuzda var. Bir Allah'ın kulu uygulamıyor. Anayasa 90. maddenin son fıkrası. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasa aykırı iddiasıyla mahkemeye başvurulamaz. Ama daha önemlisi, hak ve özgürlükler ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunlar aynı konuda farklı hükümler içerirse, öncelik diyorum ben, üstünlük demiyorum, o uygulanır. Şimdi biz seyahat hürriyetini anayasamızda güvence altına almışız. 23. Tabii ki. Aynı zamanda milletler arası anlaşma bakımından biz bunu iç hukukumuza da aktarmışız. Bizde yanlış bir algı şu. İç hukukta yok zannediyoruz. Hayır efendim, iç hukukta var. Sadece ahim yaptırımı bakımından depo kriterini nasıl yorumlayacağız? Efendim ahime gitmeden AYM güzelce bunu çözse ya. Bizde anayasa var, 90. madde var. Karpuz kabuğu değil dese ya. Ben raportör meslektaşımı gerçekten tebrik ederim. İnşallah Anayasa Mahkemesi üyesi olur. Raportör kontenjanından. İnşallah da fikirlerini devam ettirir. İnşallah. Yani 90'da depo meselesi çözülemez mi size? Sorayım son olarak da Fahri kardeşime. Şimdi hukuka aykırı değil. Bizim bence Türkiye'de en önemli çözemediğimiz nokta bir hukuka aykırı değil, iki tutuklama. Hakim savcıların staj sırasında belirsiz bir zamanda 3 haftalığına tutuk evine bırakılsalar anlarlar işin ne olduğunu. Hem gözaltının hem de tutuk evinin ne olduğunu bizzat müşahede etmiş birisi olarak söylüyorum bunu. Gözaltı daha kötü yalnız. O da daha kötü onu. Hele hele bu hal döneminde daha kötü. Şimdi biz hukuka aykırı değilinde 2001 yılında açıkça anayasamızı ekledik, doğru mu? Ki 92 yılındaki Ceza Genel Kurulu kararıyla da zaten pekişmiş eski cumhurda. Yeni cumhurda da bir sürü maddeye eklemiş bulunuyor. O zaman hukuka aykırı delil aslında doğrudan adil yargılanmayla bence kişi özgürlüğüyle doğrudan etkili. Neden biz ille spesifik bir hak ihlaline gitmemiz gerekiyor? Çünkü anayasamızda açık güvence var. Kanunların güvence fonksiyonu da var. Efendim hak ihlalleri ille bir zarar doğurması gerekir mi? Devlet ajanlarının, hakim, savcı, polis anlamında söylüyorum, disiplinize edilmesi de değil midir hukuka aykırı delilin bir kökeni? Anglo-Sakson hukukunda var. Dolayısıyla neden ille spesifik bir başka özgürlüğün ihlali, bir hakkın ihlali şartını arıyoruz da açık anayasa hükmünü gerekçe gösteremiyoruz ihlal için? Teşekkür ederim. Evet, böyle bir şey başlayalım. Manevi tazminatlar konusunda manevi tazminatlar az belirliyoruz. Bundan biz de vicdanen çok rahatsızız. Yani ben bu mahkemeye gelmeden önce manevi tazminatı hakimin kendi vicdanına göre karar verdiğine inanıyordum. Ancak bu koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davalarına bakar, yani bu işle profesyonel olarak ilgilenmeye başladıktan sonra şeyi gördük. Aynı biz şu anda manevi tazminatı elimizde bir hesap makinesiyle manevi tazminat hesabı yapıyoruz ne yazık ki. Yargıtay'ın belirlediği faiz hesaplama tablosu var. Şöyle yıllara göre belirlemiş. İşte biz 10 bin lira verdiğimiz zaman diyelim 2015 yılından beri tutukluyuz. Yani 2015 yılında tutuklandığımızda 1.36 kat sayıyla çarpıyoruz. Kaç gün tutuklu kaldıysa onu böyle bir şey yapıyoruz, hesaplıyoruz. Günlüğü ne kadara geliyor? Bunu da 30'a çarpıp aylığını buluyoruz. Bulduğumuz bu aylığı Yargıtay'ın şu andaki kriteri 2500-3500 aralığında. Maalesef biz de buna, yani bu şekilde karar vermek zorundayız. Bu konuda Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 2018'de 5509 esas sayılı kararında 320 bin lira belirlenen manevi 320 bin yani 100 TL belirlenen manevi tazminatlarında fazla buluyor ve genel bir kriter oluşturmuş. Diyor, ülke genelinde diyor herkes aynı tazminat alması gerekiyor. Bunu diyor denetim mekanizması olarak Yargıtay olduğu gibi bu kararları vermede hüküm mahkemelerinin de sorumludur. Yani ülke genelinde herkese aynı tazminata verilmesine karar vermiş. Yani bir, hatta bu Anayasa Mahkemesi 36 dakika için falan avukatlar getirdiler. 5000 TL manevi tazminata hükmedilmesine ilişkin. Ben bu kararı gördüğümde çok sevinmiştim. Keşke
öyle verebilseydik. Yargıtay'la görüştüğümüzde Yargıtay dedi biz kendi sistemimize devam edeceğiz. Bu apaki bir rakam, hatta Anayasa Mahkemesi de şeye dönecek gibi sanki. Bizim uygulamalarımıza dönecek gibi konuştu. Yani orada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Orada tutuklanan ve gözaltına alınan kişilerin özelliklerine de bakıyoruz. Mesela uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış ve yani delil yetersizliğinden beraat etmiş veya uyuşturucuyla yakalanmış da yani bazen bakıyorsunuz ki ceza dosyası daha ben olsaydım mahkumiyet verildi filan denizde. Manevi tazminatı burada çok yüksek tutmuyoruz yani. Ama diyelim öyle hakimler tutuklandı, doktorlar tutuklandı, profesörler, askerler tutuklandı ve avukatlar tutuklandı. Onlar da manevi tazminatı daha yüksek belirleme yani kendi Yargıtay'ın belirlediği kıstasın üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Madde tazminatında da gelir konusunda bir belge sunamaması halinde asgari ücret üzerinden değerlendirme yapılıyor. Mesela emekli olan bir insana ilk derece mahkemesi maddi tazminat talebini reddetti. Dairemiz emekli olan insan için de asgari ücret üzerinden hüküm verdi. Veya ücretsiz izinlerde mesela bir doktor hanım ücretsiz izin almış. O dönemde de tutuklanmış ve buna maddi tazminat talebini yine ilk derece mahkemesi reddetmiş. Biz yine orada da Yargıtay'ın görüşü net asgari ücret üzerinden hesaplanacağına ilişkin. Bir de muhtemel zarar kavramı var. Muhtemel mesela garsonlarda bahşiş, öğretmenlerde ek ders ücreti gibi şeylerde maddi tazminat kapsamına dahil edilmeyeceği yönünde. Yani ben bunların hepsini yargıta iştahatına, yani yargıta iştahatlarında böyle olduğu için biz de dairemiz onu uygulamak zorunda kalıyor. Teşekkür ederim. Aynur Hanım'la devam edelim isterseniz. Yani şöyle, ben devletler bunun hukuk hocası değilim ama benim müvekkilim devletler bunun hukuk hocasıydı. Bu konuda makale var mı diye epey çalıştık. Sizin gibi düşünen iki kişiye rastladık. Yani 25 yıllık bir açık ara var ve siyasi iradede bir değişim yok ama depo edilmiyor. Bu bir ihmal mi yoksa bir fiili uygulanabilirlik taşır mı diye tartışılmış ama çok az lehte görüş var. Sözleşmenin içinde, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için depo edilmesi açıkça sayılmışsa maalesef şekli bakılıyor. Yani yurt dışında çalışan arkadaşlarımız bu konuda ekleme yapabilirler. Bunlar mesela benden daha iyi bir pratiğe sahiptir ama ben akademik olarak makaleler düzeyinde ve müvekkillerim, akademik müvekkillerim düzeyinde onlar birlikte yaptığım çalışmada lehime yeterli görüş bulamadım. Bunu ahim için mi söylüyorsunuz? Anayasa Mahkemesi için de aynı şey. Her ikisi için de yani Anayasa Mahkemesi'nin iki dereceli şeyle ilgili, muhakeme ile ilgili yaptığını düşün. Önceden ne diyordu? Protokole taraftıydı, taraf olduk ama anayasada yok dedi. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir çıkmazımız var. Çifte kalmış laf o anlamda çok saygıdeğer bir laf. Çok dikkat etmek lazım. İkisini yapmadığımız zaman bizi kapıyorlar. O yüzden ben aslında bir başka toplantıda bu 141.3'ün içinde hem sürenin başlangıcı hem dediğiniz gibi nereye gidileceği ile ilgili bir ayrı teknik çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Demin söylemedim. Burada bir usulü, yeterli usulü güvencesi olan bir tahliye ceza davası değildir 141. madde. Zaten ceza davası olduğu da tartışılır ama demin hocama sorduğunuz soru bana başka bir şey hatırlattı. Şimdi şöyle oluyor İstanbul'da 141 davaları. Ya tesiben reddediyor ya uyduruk bir duruşma yapılıp müvekkili getirtip hemen reddediyorlar. Sözlü tevhim olunanla tutanağı yazan ve gerekçeli kararlar da birbirinden farklı oluyor ve özellik şu hepsinin ortak özelliği, demin hocam da söyledi, gerekçesizlik. Şimdi gerekçesizlik biliyorsunuz 289'a göre mutlak temizdir, mutlak bozma, kesin evet. Bozma temiz nedenidir. Ama maalesef 280. maddenin bir D'sine getirilen eklemeyle savunma hakkına sınırlanması ve gerekçesizlik kesin bozma nedeni olmaktan çıkarıldığı sınav için. İstinaf başkanları da yazdıkları kitaplarda buna dikkat ediyorlar. Çünkü 699 sayılı KYK ile yapılan bir şey kanunlaştı. Deniyor ki eğer savunma hakkının ihlal edildiğini iddia ediyorsa savunma temiz eden kişi, davacı yani burada hakkı ihlal olduğunu iddia eden kişi
O zaman sınava bunu çok iyi anlatmalı. Eğer savunma hakkı ihlali gerekçesi ben anlattığımı zannediyorum ama yine duruşma açmadan esastan reddine diye karar verdiler. Halbuki esastan reddedememesi mecburen duruşma açması ve kendisinin yargılama yapması lazım. İstinaf bunu da yapmıyor. O zaman istinaf ne yapıyor onu tartışmak lazım ve son yapılan değişiklikleri 304'lerimi eğer esastan reddederse Yargıtay'ın bozulması bak aşağı iniyor. İstinaf ne yapıyor o zaman? Yani kültürle ilgili ayrıca bunu da tartışmak gerekiyor. Belki sizin bölgenizde bir ferahlık var ama İstanbul'da böyle bir ferahlık içinde değiliz. Hani ayrıca fırsat bulduğum sorunuza söylemiş oldum. Teşekkür ederim. Ben de gender konusunda mutlak teoriye temin sürüyorum. Bir, çünkü bir kere Almanya'dan bu bağlamda yapılan değerlendirme, Almanya bağlamında yapılan eşitsizlik hakları teorisi, nispi teoriler bunlar yerinde değil. Çünkü Almanya'da hukuk hakları deliller konusunda anayasal hüküm yok. Ama Türkiye'de açıkça diyor ki hukuk hakları deliller hükme esas alınamaz diyor. Fakat şöyle bir teknik problemimiz var. Yani ben de bunun böyle olmasından hoşnut değilim. Hatta çok daha yani bu farkındaydı. Tutuklama ilişkinin sorunu aslında Anayasa Mahkemesi 3 kararla Türkiye'de çözebilir. Çünkü bizim Anayasa CMK'da açık açık diyor ki tutuklu süreleri işte 2 yıldır ağır ceza mahkemelerinde en fazla 3 yıl uzatılabilir, toplam en fazla 5 yıldır. Kargalar bile güler bugün Türkiye'de tutuklu süresinin 5 yıl olduğunu. Çünkü bir şey uydurdular. Temizle geçen, kanun yollarına geçen süre işte efendim sayılmaz diye. Nerede yazıyor? Hiçbir yerde yazmıyor. Benim kanunumda açık açık teminat var. O teminat uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir tane içtihadını aldılar, eğdiler, büktüler. Bir de şunu da bilmek lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetlediği ülkelerin yarısından fazlalığında azami tutukluk süresi diye bir şey yok. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öyle diyor ya, Yargıtay gibi bir şey değil Avrupa İnsan Hakları. O yüzden yani başka ülkenin başka standartlarla verilmiş kararını kendine uyarlayıp bir de aleyhi sonuç doğru kendi kanunundaki teminatları yok saymak kabul edilebilir bir uygulama değil. Ama ben bunu anlatırken hani yani şeyin öyle söylemem sizi rahatsız etmesini anlıyorum ama öbür türlüsünü anlattığım zaman doğrusu bu zannedebilirler, hak iddia edebilirler. O yüzden hata yapmasınlar diye böyle anlatıyorum yani yapamazsınız diye. Ama aslında Anayasa Mahkemesi'nin iç hukuktaki standartları esas alması gerekir. Mesela bence bu yaptığı kanun açıkça bariz ve keyfi bir şekilde ihmal edilmesidir. Ama anayasaya da aykırı yorum ayrıca. Yani çünkü yazıyor kanun açıkça bu kadar oldu. Aynı şey hukuk aykırı deliller bağlamında da ama gerçekten yani deliller konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hiçbir şey elde etmek mümkün değil. Anayasa Mahkemesi, yani isteriz ki zaten daha özgürlükçü olsun. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bize veremediğini versin. Ama ben bugün oradan birazcık uzakta olduğumu düşünüyorum açıkçası. Tanrı Hanım bir açıklama yapmak istiyorsam ya buyurun. Hatır vermek isterim. İki soruyla buyurun. Alakalı da. Ayağım kalktı. Duyulabiliyor mu ben? Benim sesim bayağı bir arkaya gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi öncelikle şu depo meselesiyle alakalı bir şey söylemek isterim. Seyahat özgürlüğü bakımından 4 numaralı protokoldür bahsettiğimiz protokol. İmza ve onay kısmına zaten baktığınız zaman 7. maddede imza belgesinin verilmesinden itibaren yürürlüğe girer diyor. Anayasa Mahkemesi açısından bunu düşünürsek daha önce de biz başka bir yerde tartışmıştık ve hocalarımızdan bir tanesi hatta isim vermeyeyim şimdi bir hocamız şöyle söylemişti. Anayasa Mahkemesi önünde aslında bu ileri sürülmesine bir engel olmamalı. Bizim anayasamızda bu seyahat özgürlüğü düzenlenmiş demişti ama Aynur Hanım'ın vurgu yaptığı